Ekonomi çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Üstünde durmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Ne zaman başlamıştı aslında süreç? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Doları 7 liralarda, 8 liralarda tutabilmek için arka kapıdan satılan 128 milyar dolarlık nakit keş rezervimiz kayboldu ortadan Berat Bey. Instagram mesajıyla ne kadar ciddi olduğunu siz düşünün. İstifa etti, gitti. Peki ne yapıyor şimdi? babası konuştu. Yeni nesiller, yeni gençler, yeni dehalar yetiştiriyor dedi. Berat Albayrak eğitim veriyor. İstanbul'da Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor. Sadık Albayrak, oğlu Berat Albayrak'ın akıbetini böyle anlattı. Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Berat Albayrak, Kasım 2020'de Instagram'dan bir paylaşımla istifa etmişti. Hemen sonrasında tüm sosyal platformlarını kapattı. Basına bir daha açıklama yapmadı. Uzun bir süre sonra bir camide görüldü. Sonra da bir düğünde. İstifasından sonra Albayrak'ın nerede ne yaptığı bilinmiyordu. Akıbeti bir röportaj esnasında babası Sadık Albayrak'a sorulunca ortaya çıktı. Berat Bayrak İstanbul'da Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor. Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını. Berat yolunu çizdi. Okuyor, araştırıyor, çocuklarla ilgileniyor. Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nı Berat Bayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Zirve Holding'in sahibi Faruk Kalyoncu 2014'te kurmuştu. Nun okulları için vakfa, Beykoz'da ikinci derece sit alanında 90 dönümlük bir arsa tahsis edildi. Önce ilkokul açıldı. 2016'da vakfın bünyesine ortaokul ve Nun lisesi katıldı. Ekonomiyi konuşuyoruz. Berat Bey'den devletimin memuruna, memur emeklimin ne istediğine odaklanalım mı? Dün halkın haberinde canlı izlediniz. Arada uçurum var. Sendikalar, memur sendikaları ne istiyor? Hükümet ne teklif ediyor? Hükümetin teklifi devede kulak, enflasyon oranının bile altında dalga geçer gibi. Ama şu istekleri bir derli toplu anlatalım. Sadece memur ve memur emeklisi 6,5 milyon insanım için değil, hepimiz için, Türkiye'deki tüm çalışanlar için temel insan hakkı anlamına gelecek maddeler. Önce bilgi sahibi olacağız, sonra fikirlerimizi seslendireceğiz sendikaların ortak açıklaması gibi düşünün. Farklılıklar var ama ben tek bir potada erittim. Memur ve memur emeklisi ne istiyor? 2024 yılı için %70 maaş artışı. Haksızlar mı? Kaç Türkiye'de enflasyon? Net olarak hepimiz artık üç basamaklı %100'ün üstünde diyor muyuz? E diyoruz. Nasıl dayanacak memur ya da emeklisi? 2025 yılı için %25. Bunu biliyorsunuz. Şimdi biraz daha altını dolduralım. Her 3 ayda bir maaş zammı. Haksız değiller. Senede bir, 6 ayda bir zam. Enflasyonla mücadelede sizin aile bütçenizi dayanıklı kılıyor mu Allah aşkına? 3 ayda bir her şeyin fiyatı haftada değiştiği düşünülürse zam görüşmesi yapmak. Bunu istiyorlar. Ayda 7650 lira kira yardımı. Oho memurlar da çok istiyor diyeceksiniz. Hiç öyle düşünmeyin. Eğitim fakültesinden mezun oldunuz. Atandınız nihayet. İzmir'de, Antalya'da, İstanbul'da öğretmen olarak tayininiz çıktı. Ev kirası. Okulunuza yakın bir yere baktınız. 25 bin lira diyor. Benim maaşım 23 bin lira. Taş mı yiyeceğim ben? Bütün maaşım, aldığım bütün maaş ev kirasına yetmiyor. Bodrum'da öğretmensiniz. Ne yapacaksınız? Kiralar kaç para? Hiç düşündünüz mü? Büyük şehirlerden memurlar neden göç etmek istiyor? İstanbul'da bir dönem haberini yaptım manşet oldu. Polisler çalışmak istemiyorlar. Maaş belli 28-29 bin lira. Ev kirası lojman yok 20-25 bin lira. Gelin çıkın işin içinden. Dini bayramlarda Ramazan ve Kurban her bayramda 4850 lira ikramiye. İki bayramda toplam işte 10 bin liralara yakın bir para ediyor. İstek bu. 3600 ek gösterge anlamını biliyorsunuz. Çıktı çıkıyor çıkacak çıktı çıktı dendi. Fakat dertlere derman olmadı. Çalışırken aldığın haklar maaş. Emekli olduğundan sonra aldığın maaş. Uçurum var. O yüzden insanlar emekli olamıyor. Çalışırken 25 bin lira, emekli olduğunda 10 bin lira maaş. Bunun giderilmesi lazım. O yüzden ek gösterge hayati. Birinci sınıf kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge. Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi. Şu kardeşiniz bunun mücadelesini verdi. Zenginden daha çok harcama üzerinden, servet üzerinden, fakirden, aylıkçıdan, Emekçiden daha az. Hala bekliyoruz vergi reformunu. İktidarda 22. yıl hala dolaylı vergilere yükleniliyor. Zenginden alınmıyor. Yüzde 15 olması lazım vergi diyorlar. Doğum izninin 32 haftaya çıkartılması. Hiç küçümsemeyin genç arkadaşlarım. Yarın evlendiğinizde çocuğunuz olduğunda eşinizin nasıl bir çile çektiğini göreceksiniz. Süt müsaim bakıcımı bulayım, çocuğum daha bir yaşına gelmedi, emzireyim mi, işe mi gideyim? Bütün çağdaş ülkelerde bir yılın altında annelik izni, doğum izni yok. Türkiye'de işte kabaca 4 aylarda hadi izinlerle birlikte 6 ayda yapabiliyorsunuz. 32 haftaya çıkartabilmek. Şunu bir 7-8 ay yapmak. Sağlık Bakanlığı ne diyor? İlk 6 ay anne sütü şart. E, nasıl emzirecek kadın memur? Doğum yardımı 5100 lira olsun. Evlenme yardımı 24200 lira olsun. Ölüm yardımı 19400 lira olsun. Ücretsiz kreş istiyoruz. Kreş açılamayacak yerlerde ise 2800 lira kreş yardımı. Kreş kaç para? Çocuğu bırakıyorsunuz. Yani 4000 liradan 5000 liradan aşağı kreş yok. Hangi birine yetişeceksiniz? Ve zurnanın zırt dediği yer. Emekli memurada, emeklisine de 8077 lira seyyanen eşit olarak herkese maaş. Ben 30 bin lirayı 30 lira yazmışım benim hatam ama manşette de görüyorsunuz. Kesk en düşük memur maaşı 45 bin lira olmalı diyor. 2025'e kadar o gerçeklikli zaman aralığıyla düşünün. Diğer sendikaları 30 bin liranın altı kabul edilemez diyor. Gerçekten 30 bin liranın altı. İşte orada Türk İş'in açlık yoksulluk sınırı. İşte orada yaşam maliyeti araştırmaları. 30 bin lira diyen de var 45 bin lira da ama en düşük maaş 30 bin lira olmalı diyor. Hükümetin teklifini tekrar edelim. Devede kulak dalga geçer gibi diyorum. Enflasyon farkı ile 2 yıllık toplam %42. Pardon Türkiye'de enflasyon kaçtı sahi? Ankara'da CHP Genel Merkezinde Mart 2024 Yerel Seçimler için nasıl bir çalışma yürütülüyor? Haber merkezimiz toparlamış CHP Genel Merkezinde seçim çalışmaları. Yerel seçimlerde başarı kaydetmedik mi? Böyle her seçimde yenilgi. Niye her seçimde yenilgi? Yani yerel seçimlerde başarı elde ettik. CHP değişim tartışmaları ve kurultay sürecinin gölgesinde yerel seçimler için düğmeye bastı. Millet İttifakı'nın başarılı çıktığı 2019 seçimleri için hazırlanan yerel yönetimler strateji ve vizyon belgesi revize ediliyor. Bir yandan da CHP'den aday olacak isimlerin kendi alanlarında dile getirmesi için şimdiye kadar yapılmış ve olumlu karşılanmış projeler genel merkez çatısı altında birleşiyor. Bu kapsamda yerel yönetimler çalıştığı Ekim ayında yapılacak. Faik Öztürak Başkanlığında ekonomi masası yeni raporlar ortaya koymak için kolları sıvayacak. Son 5 yılda 44 ile giden ekonomi masası Faik Öztürak, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu da dahil olmak üzere 16 isimle yeniden sahaya çıkacak. Diyoruz ya ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de bir yandan tüzük çalışması devam ediyor. Genel başkanın seçileceği kurultaydan önce tüzük kurultayının toplanması planlanıyor. Ön seçim olması, dönem sınırlaması getirilmesi, cumhurbaşkan adayı ve Genel Başkan'ın tüm üyeler tarafından seçilmesi, MYK üyelerinin PM'de seçilmesi, ittifakların da kurula bağlanması, iki dönem iktidara gelemeyen Genel Başkan'ın görevi bırakması gibi pek çok talep komisyonda değerlendiriliyor. 16 milyon hemşerimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Belediye başkanlarının görev süresi bitmeden başka makama aday olamaması da komisyonun gündeminde.